Herkese merhaba Shiftnet izleyenleri çekmeyi en sevdiğimiz videolardan bir tanesiyle karşınızdayız. Çünkü bize Shiftnet'e en çok sorduğunuz sorular bu kadar bu kadar bütçem var. Hangi telefonu almalıyım? ve bu bütçe aralığı genelde popüler oluyor. 2500 lira ile 3500 lira arasındaki telefonlardan hangisini almanız gerekiyor? genelde merak ediyor ve bizlere soruyorsunuz. Ben de sizler için 2500 lirayla 3500 lira arasında alabileceğiniz farklı markalardan en mantıklı telefonları listeledim. Biraz sonra listelediğim telefon modellerini göreceksiniz ama sizlere söylemiş olduğum modellerin alt veya üst model telefonları da olabiliyor. Örneğin bir Note 9 aldığınız zaman Note 9 Pro da güzel tercih olabiliyor. Eğer telefonu beğendiyseniz inceleme videolarına bakmalı, karşılaştırma videolarını da kesinlikle izlemelisiniz diyorum. Ve Shiftnet'te genellikle tavsiye etmiş olduğum telefonların incelemesi bulunacak. Ayrıca son bir detayı daha vermek istiyorum. Bu videodaki fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Biliyorsunuz dövizden dolayı devamlı telefon fiyatları değişiyor. Ayrıca hızlı hızlı anlatacağım. Beğendiğiniz telefonun direkt inceleme videosunu izleyebilir ve kendi kararınızı kendiniz verip açıklama kısmındaki linkten telefonları satın alabilirsiniz. Peki gelelim anlatmaya. İlk olarak hangi telefonla başlayacağım? 2500 seviyesinden başlayacak 3500 lira seviyelerine kadar çıkacağım. İlk konuğumuz Oppo A73 olacak ve benim de şu anda elimde bu model bulunuyor. Oppo A73 gerçekten farklı tasarım ve diğer telefonlardan farklı olarak karşı çıkıyor. Hemen örnek göstereyim. Biraz sonra da konumuz olacak Note 9 Pro ile bu telefon arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Tasarımsal olarak gerçekten güzel olan bu telefonda videosunu shift e, izleyebilirsiniz. Peki kısaca bir özetleyecek olursak. Oppo A73'ün ilk olarak ekranıyla başlayalım. Ekran 6.4 inç büyüklüğünde. 1080-2400 x piksel çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran. Bu ekran damla çantik tasarıma sahip ve bu tasarımla beraber karşımıza 409 ppi değeri çıkıyor. Telefonun içerisinde Android 10 işletim sistemi bulunuyor. İşlemci tarafına baktığımız zaman ise Snapdragon 1662 işlemcisini görebiliyoruz. Telefon 128 GB depolama alanı ile beraber 4 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Telefonun arka tarafında 4 kamerası bulunuyor. Bu 4 kameradan ilk kamera ana kameramız ve ana kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyaframa sahip. Geniş açılı kameramız 120 derece açıda fotoğraflar çekebiliyor. Bir fotoğrafta daha fazla detay elde edebileceğiniz bu kamerada 8 megapiksel çözünürlüğünde 2 megapiksel çözünürlüğünde de derinlik kameralarımız bulunuyor. Baktığınız zaman arka kamera full HD çözünürlüğünde video çekebilirken ön taraftaki kamerada 16 megapiksel çözünürlüğünde de bir kameraya sahip. Peki telefonun bu kadar özelliği varken batarya tarafında bizlere neler karşılıyor? Telefonun 4015 mAh büyüklüğünde bir bataryası var. Mı? Telefonu satın aldınız. Eve geldiğinizde kutudan telefonunuzu bir şekilde şarj edecek adaptör çıkıyor. Telefon 30 dakika içerisinde %50 dolabiliyor. Bence telefon 2650 liralık fiyatıyla şans verilmeye değer bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Peki ikinci telefonumuz ne? İkinci telefonumuz 2899 liralık fiyat etiketiyle dikkat çeken Galaxy M31 oluyor. Galaxy M31 128 GB modeliyle karşımıza çıkıyor ve baktığınız zaman ekran gibi çoğu özelliği de bizlerin hoşuna gidiyor ki asgari ücretle satın alabileceğiniz telefonlar arasına ben bu telefonu da koymuştum. Peki telefon özellikleri neler? İlk olarak ekranla başlıyorum. Ekran tarafına baktığımız zaman 6.4 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip bir süper amoled ekran görüyoruz. Bu ekran damla çeneltik tasarıma sahip ve bu tasarımla beraber karşımıza 403 ppi değeri çıkıyor. Telefon Telefonu kutudan çıkardığınız zaman en güncel işletim sistemlerinden bir tanesi olan Android 10 ile beraber geliyor. Aslında bu listedeki çoğu telefon Android 10 işletim sistemi ile beraber geliyor. Yani herhangi bir şekilde güncelleme beklemiyorsunuz. Android 11 işletim sistemi yolda ancak ona biraz daha vakit var. Telefon Samsung'un kendi üretmiş olduğu Exynos 9611 ile karşımıza çıkıyor. Bu işlemci orta seviyede oyun oynarken bence çoğu kullanıcıyı mutlu edebiliyor. 128 GBlık depolama alanı ile karşımıza çıkan telefon UFS 2.1 depolama birimini kullanıyor. Peki kamera kameralar nasıl? Şimdi ekran güzeldi. Bir de kameralara bakalım. Telefon 64 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamerayla karşımıza çıkıyor. Geniş açılı kameraya baktığımız zaman 123 dereceyle fotoğraflar çekebilen 8 megapiksel çözünürlüğünde bir geniş açılı kameramız var. Makro ve derinlik kameralarımız da 5 megapiksel çözünürlüğünde karşımıza çıkıyor. Telefon arka kamerayla 4K 30 FPS videolar çekebiliyor. Ön taraftaki kameraya baktığımız zaman 32 megapiksel çözünürlüğünde bir fotoğraf çekme yeteneği sahip olan kamera aynı zamanda 4K 30 FPS'de videolar çekebiliyor. Bu telefon ekranı iyiydi ve en iyi özelliklerinden bir tanesi de bataryası. Batarya tarafına baktığımız zaman 6000 mAh büyüklüğünde bir batarya var ve 15 Watt gücünde bir adaptörle şarj olabiliyor. Batarya gerçekten büyük birçok kullanıcıyı mutlu edebilir ancak kutudan çıkan şarj aleti belki kullanıcıları biraz bekletebilir. Böyle bir eleştirim olacak ancak genel olarak listedeki telefonlara baktığımız zaman da bence tüm telefonlar birbirine yakın özellikteler ki yukarıya doğru çıktıkça özellikler artıyor ama dediğim gibi inceleme ve karşılaştırmaları kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Sıradaki konu Huawei P40 Lite olacak. Huawei P40 Lite rakamlara bakıldığı zaman Türkiye'de en çok satılan telefonlar arasına girmeyi başardı. Peki bu listede de kendine yer bulan telefon özellikleri neler? Tabii ki ilk olarak ekranla başlıyorum. Ekran tarafında 6.4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahibiz. Bu ekran IPS LCD ekran ve 1080 2310 piksel çözünürlüğe sahip. Bu telefonda delik çentik tasarımı kullanılmış ve 398 ppi değerine sahip bir ekran karşımıza çıkartılmış. Huawei işlemci tarafında kendi işlemcisini kullanmış. 810 işlemcisi ile karşılaşıyoruz. Ancak burada bir not bırakmak istiyorum. Bu telefonun içerisinde Android 10 işletim sistemi kullanılıyor. Evet Android var ancak birçoğunuzun da merak ettiği üzere bu telefonda Google servisleri yok. Google servisleri yok şu manaya geliyor. Bu telefonu satın aldığınız zaman App üzerinden uygulamaları indirebilir ve farklı uygulamaları da kendi internet sitesinden indirebiliyorsunuz. Facebook, WhatsApp bunlardan bir tanesi. Evet telefonu kullanmak gayet eğlenceli, gayet zevkli ama Gmail gibi, YouTube gibi devamlı Google servislerini kullanıyorsanız Google servislerinin bu telefonda olmadığını, Google Play Store bu telefonda telefonunda bulamayacağınızın notunda bırakmak istiyorum. Huawei ile alakalı birçok inceleme ve karşılaştırma videolarımızda bulunuyor. Eğer merak ediyorsanız Huawei'nin kendi ekosistemini, Huawei Mate 40 Pro incelemeleri gibi farklı incelemelere bakabilir, fikir elde edebilirsiniz. Peki işlemciden bahsettim. Bu işlemci nasıl bir işlemci? Baktığınız zaman orta segmentteki bu işlemci bence oyun oynarken ya da farklı işlemlerde birçok kullanıcıyı mutlu edebilecek Huawei'nin kendine ait özel bir işlemcisi. Peki kamera tarafında ne var? Beni tanıyanlar bilir. Huawei deyince en çok kamerayı beğeniyorum. Kamera tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameramız var. Bu ana kamera 1.8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Baktığınız zaman geri 3 farklı kamera kalıyor. Bu 3 farklı kameradan geniş açılı kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde. Makro kamera 2 megapiksel, derinlik kameramız da 2 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera. Arka kamera Full HD çözünürlüğünde videolar çekebiliyor. Baktığınız zaman ön kamerada Full HD çözünürlüğünde videolar çekebiliyor ve ön kamera tarafında 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera ile karşılaşıyoruz. Batarya tarafına baktığınız zaman 4200 mAh büyüklüğünde bir batarya var. Hızlı bir şekilde şarj olabilen bu batarya 30 dakikada %70'e kadar dolabiliyor. Huawei deyince kamera akıllara geliyor dedim ama sanırım hızlı şarjı unutmuş olmalıyız. Gelelim sonların ikinci telefonuna. Sonların ikinci telefonu bu listeye kesinlikle koymam gerekiyordu. Herkesin bildiği bir şekilde karşısına çıkan telefon Xiaomi Redmi Note 9 Pro'dan bahsediyorum. Xiaomi Redmi Note 9 Pro birçok telefonla karşılaştırdığımız ve incelemesini benim yaptığım güzel telefonlar arasında karşımıza çıkıyor. Peki bu telefonun özellikleri neler? Ekran tarafına baktığımız zaman 6.67 inç büyüklüğünde ki bu diğer telefonlara göre daha büyük bir ekran. Bir ekran görüyoruz. Bu ekran 1080 2400 piksel çözünürlüğe sahip IPS LCD panelle karşımıza çıkan bir ekran ki ekranda delik çentik bulunuyor. Ekran aynı zamanda Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Genel olarak baktığımız zaman büyük bir telefonun büyük bir ekranıyla karşılaşıyoruz ki delik çentik de burada farklı bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. İşlemci tarafında çoğu kişinin mutlu kaldığı Redmi Note 8 Pro'ya göre artık daha az ısınan bir işlemci var. Bu işlemci herkese tanıdık gelen Snapdragon 720G işlemcisi. Bu işlemci 128 GB depolamalı ile beraber 6 GB RAM eşlik ediyor. Peki telefonun kamera özellikleri neler? Ana kamerada 64, geniş açılı kamerada 8, makro kamerada 5, derinlik kamerasında 2 megapiksel çözünürlüğe bir kamera görebiliyoruz. Baktığınız zaman ön tarafta da 16 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen bir kamera ile karşılaşıyoruz. Arka kamera 4K videolar çekebilirken ön taraftaki kamera Full HD videolar çekebiliyor. Full HD çekiyor ama saniyede 120 kareye kadar çıkabiliyor. Peki batarya tarafında ne var? 5020 mAh büyüklüğünde bir batarya var ve 30 watt gücünde hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Gelelim son telefonumuza. Realme 7 Pro çıktığında birçok kullanıcı tarafından akıllarda soru işareti oluşturan bir telefondu ve tabii ki listemizdeki üst seviyeye oturmayı başardı. Fiyatları zaten bu zamana kadar aşağıya gördüğünüz diyor. Anlatmaya başlıyorum. Ekran 6.4 inç büyüklüğünde 1080 2400 piksel çözünürlüğe sahip bir süper amoled ekran. Bu ekran Gorilla Glass 3 Plus ile korunuyor ve her zaman açık ekran özelliğiyle karşımıza çıkıyor. Yani telefon ekranını kapatsanız bile telefon konuda saat takvim bildirimler gibi bazı özellikler telefonun ekran teknolojisiyle beraber her zaman için açık bir şekilde kalabiliyor. İşlemci tarafında Snapdragon 720G işlemcisiyle karşılaşıyoruz. RAM tarafında ise 8 GB RAM'i görebiliyoruz. Kamera tarafında da farklılıklar var. Ana kamera 64, geniş açılı kamera 8, makro kamera 2 ve derinlik kamerası da 2 megapiksel çözünürlüğünde arka taraftaki kamera 4K videolar çekebiliyor. Buradaki farklılık ise ön taraftaki kameranın 32 megapiksel çözünürlüğüyle karşımıza çıkıyor olması ve bu ön kamera Full HD videolar çekebiliyor. Telefon hızlı bir şekilde şarj olabiliyor ki gerçekten hızlı. Baktığınız zaman 65 Watt gücündeki adaptör bu telefonu tam 34 dakikada %100'e kadar şarj edebiliyor. İşte bu inanılmaz rakamlardan bir tanesi olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Bu videoda sizlere en iyi telefonları sıralamaya çalıştım. Dediğim gibi farklı modeller var. Note 9 Pro'yu almak yerine Note 9'a bakabilir. M31 almak yerine M31 S modelini tercih edebilirsiniz. Bunların videolarında neredeyse hepsini şifre net ekranlarında bulabilirsiniz. Peki Furkan Aklınız için model kaldı mı diye soracak olursanız bu listeye Mi Note 10 Poco gibi farklı telefonları da eklerdim. Ya da 3900 lira civarlarındaki telefonlara da bir göz atardım. Ne yazık ki telefon fiyatları yüksek. Artık 2500 liralardan başlıyoruz telefon almaya ve 4000 liralara doğru artık telefon almak için iyi bir seviyeye gelebiliyoruz. Ama bu listedeki 3000 lira üstündeki telefonların da birçoğunu beğendiğimi söylemem gerekiyor diyor ve videoyu burada kapatıyorum. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.